şey. Araba geliyor şeyde kaldırma. Nerede? Kaldırma var. 300 bin kaldır. Köküler kaldırma var. İtfaiye arayın, itfaiye. Evet, söyleyeyim, arabam geliyor. Kimi çek? Kimi çek? Çek 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 çek. Merhaba, hayırlı akşamlarınız olsun canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi bizi soracak olursanız iyiyiz. İyi demek adet olmuş. Sehpayı almadık, kızımız da kahve yapıyor. Dedik akşam yemeğimizi yapmadan birazcık bir kahve sohbeti yapalım dedik sizlerle. Kızım da geldi. Evet, lafa nereden başlayacağımı dur bakayım bir. Şey yapayım, maşallah bazı arkadaşlar yorumlarda yerin dibine kadar koydunuz, çıkardınız. Sağ olun, neyle ilgili diyeceksiniz. Tabii büyük bir kaza atlattık, Yüksel'in arabası yandı. İşte bazı arkadaşlar demiş, işte sen gezmelerdesin de şöyle de. Ben o an buradaydım ben. Çektiğimiz videoyu bir saat içinde yayınlayıp atamıyoruz tabii ki. Ancak 3 gün oluyor bazen ama o olayda buradaydım ben. Hani beni duyarsızlıkla suçlayan arkadaşlar var. Asla başka bir yerde bile olsam kuş olur hemen çıkar yetişir gelirim yani. Biz başından sonuna kadar buradaydık. Bizim Berlin'den dışarıda işimiz vardı. Ben birazcık önden gidiyordum. Arkama döndüm baktım Berlin'i ağlarken gördüm ben. Hemen koştum yanına, dedim ne oldu diyerekten diye, sana bir şey var mı diyerekten diye konuşuyordu. Dedim kaza yaptı Yüksel, aklıma önce o geldi. Neyse biz durur muyuz? Araba yanıyormuş anne dedi. Hemen geldik, elimizdekileri koyduk, bindik taksiye, direkt Yüksel'in yanına gittik biz. Yani biz şokta, hepimiz şokta, Yüksel tam bir şokta. Yani sen de anlat anne. Yani öyle bir şok ki öyle böyle değil. Yani verilmiş sadakaları varmış ki mesela Berrin bana diyordu, araba otomatikman ben anlamam. Ya o kendiliğinden hani güvenlik açısından, hırsız şey açısından kendiliğinden ara sıra araba kendini kilitliyor. Kilitliyormuş. Ya dedim kilitli ol, yani kilitlenseydi de içinde kalsaydı. En çok Allah'ım yani hakikaten çoluğuna çocuğuna bağışladı. Benim aklıma hemen birden mesela oraya görünce de artık tabii insan mesela önce canına bir şey olmadı mı malına düşüyor, üzülüyor. Üzülmez miyiz? Yandık. Ellerine sağlık anneannem. Üzülmez miyiz? Tabii ki çok üzüldük. Ama dedim annem yani artık dua içinde kilitlenmemiş, araba kilitleniyor diyordun sen. Artık bu şekilde teselli ettik. Ben videolarımda bahsetmedim. Yoksa buradaydım ben. Başından sonuna kadar buradaydım ben. Ama araba gerçekten hakikaten çok yani komple değil de motoru komple yandı. Yani motor komple onlar söndüresiye kadar 3 kişi zaten birkaç dakika daha geç kalsa komple patlayacak ihtimali de var. He, itfaiye gelmiş, zor söndürmüş. Ki o patlasaydı annem verecek olan hasarı tam da bimin yanına çekmiş. A101'in orasına da zarar verirdi ama maalesef bu kadarıyla geçmiş olsun dedik. Ben bahsetmedim, bahsetmek istemedim. Zaten hepimizin içi yanıyor. Biraz zaman geçsin dedim yani öyle bahsedeyim.
Yoksa ben tabii ki başımdan sonuna kadar buradaydım yani. Olmaz olur muyum? Sağ olun yani. Bazı arkadaşlar. Annem yanımdaydı. Hep yanındaydım. Ki ola ki olmasam bile duyduğum an nerede olursam olayım hemen yetişirdi. Tabii bunun hemen hemen bir hafta şokunu atamadık. Yani çok... Aynen gitmedi. Daha yeni yeni. Tabii ki Ebru'cum sizlerle paylaştı bunu. Büyük ihtimalle Belgin de paylaştı. Berrin'in bana da dedi. Ben dedim şu an dedim ben hazır değilim dedim ben. Hatta hep videoları çekmiş. Haberlerde çıktı kız. Tabii haberlerde çıktı anında. Öyle böyle değil. Dedim yok annem ben dedim şu an hakikaten de o kadar çok gerildim ki ben dedim ben ne o arabanın yanarken videosunu paylaşırım o ne onu yaparım. Şimdi bu açıklamayı yapma gereği neden hissettim? Beni duyarsızlıkla suçlayan arkadaşlar için bazıları hani işte yandı şöyle böyle bazıları da çok sağ olsun çok moral verdiler geçmiş olsun dediler yorumlarda okudum. Olayın başından sonuna kadar ben buradaydım yani öyle bir şey yok olur mu onlar zaten benim çocuklarım. Zaten yandığı gün geldiydin herhalde sen de. Yani, aynen aynen evet ya dedim daha kötüsü olabilirdi çoluk çocuk içinde ailecek olabilirdi araba kilitlenebilirdi. Benim en çok korkum o arabanın kilitlenmesi Yüksel arabadan iniyor. Bir iki dakika sonra. Bir iki dakika sonra araba alevleniyor. Bir dönüyor araba alevlenmiş yani. Düşün. Bir dakika yanmış. Yani. Yanmış yani itfaiye zor söndürmüş o derece. Dedik ne yapabiliriz ne yapabiliriz hani yaptırmanın yollarını. Anam tamirci yok millet tok. Kim demiş acaba şey iş bulamıyoruz diye. Bir tamirci gelip de bakmadı ya. Ya aslında biraz da işlerine geliyor. Hani arabayı ucuza alıp kendileri tamir edip daha yüksek fiyata satmak. Aynen. Biz onunla uğraşamayız. Yanmış araba dedik mi yok. Hani ne oldu? Yandı araba. Tabii videoları var çekilmiş sağdan soldan dedim haberlere çıktı. Yahut da Berrin de motorunu falan çekti. Bunlar gönderiliyor tamircilere. Herkes diyor sat yani burada fiyatına. Uğraşma olmaz. Bana da öyle bir mantıklı geldi ve uzun bir süreç alacaktı zaten. Tamir olsaydı da mesela bilmiyoruz ki tamirci gelip motorda ne kadar hasar var onu da bilmiyoruz. Mesela bir 3-4 ay olacaktı. Onun o suydu, bu suydu, onu bulacaklar, edecekler. Çok, çok uzun bir süreç olacaktı. Olmadı da zaten. Ne oldu? Hurda fiyatına artık bir tane geldi gene buradan canım. Siz bunu dedi 10-15 milyara dedi verin dedi. Fotoğraflarını çektiler, düşünüyorsanız dediler, biz alırız dediler o fiyata. Vallahi ondan sonra Yüksel onu araya, arkadaşları da girdi bir şekilde. Sen söyle, çıkardı işte. Tabii o fiyata değil, biraz bir onun üstüne çıkardı. Sağ olsun almaya gelenler de güldürdü beni de Yüksel'de. Derler ya insan ağlanacak haline gülüyor diye. O hale geldik. Konya'da. Bu arada Konya'ya selamlar olsun buradan. Selam gönderiyoruz. Konya'ya gitti araba. Araba Konya'ya gitti. Anında gelmişler oradan alacak olanlar. Konya şekerleri falan getirmişler. Evet. Yüksel beni ona güldürdü. Gülüyor. Bak diyor ne kadar iyi insanlar diyor. Konya şekeri. Ne ya dolaba yapışan? Dolap süsü getirdi. Dolap araba süsü. Araba geliyor ama şeker mekan. Şeker, dolap süsü. Evet. Onları getirmişler. Arabamız gitti Konya'ya. Yani sağ olsunlar. Ama bunu yapan kişilermiş. Onların mesleğiymiş. Yanık araba. Aşırı hasarlı, kazalı araba. Tam teşkilatlı diyor Yüksel. Bu işe vinci minci hepsi için anında hepsinden getirmişler. Zaten babasının da iki tane çekici arabası var. Çekicileri varmış. İşte bu işi yapan. Hatta Yüksel'de de biz bunu demiş bir haftada toplarız. Ay annem ben orada olacaktım dedim. Ben dedim biraz ağlanırdım, yakınırdım. Yapmaya geldi mi yapmıyorlar. Alıp yapacak kendi bir haftada ben toplarım bunu demiş. Onların mesleği. Elinde de bütün parçaları varmış zaten. Elinde de parçaları varmış. Oğlum bizimkini yapsaydı ama dedim ben. Ama bunların hepsini satış olduktan sonra söylemiş çocuk.
Ya bak. Söylerim hani ben bunu yaparım dese belki Yüksel o anda vazgeçer. Vazgeçse de almayacak o zaman. Almayacak, belki de tamir de etmeyecek, bilmez ki. Hmm. Onun da işi o, ne yapacak o anda söyleyemez ki. Ben yani ama tabii onun da işi o. Nasıl aşçıysa onun da işi o. Evet biraz çok üzüntülüydük. Sizler gerçi biliyorsunuz beni. Ben hani ne kadar üzüldüysem ben gülme tövbe tövbe. Yok o şoku atlattık canım. Yani aynen. Gülüyorum. Sen öyle diyorsun. O benim kişiliğimde, yapımda var. Mesken'deyiz mesela. Bursa'dayız o zaman daha. Herhalde 14 yaşlarımda falanız. Pazar kurulduydu. Ay tövbe tövbe. O an benim sinirlerim boşanıyor herhalde anne. Sen sinirden gülüyorsun. He aynen kesin. Belki de ondan gülüyorum ben. Boşver, sinirlenip birilerine dalmaktansa gülmek daha iyidir. Yani bence de. Araba, Skoda, pazar arabası tabii ki. Arka arkaya yanaşırken koskocaman tezgahı devirdi, attı. Arkasında duran pazarcıyı da devirdi. Allah aşkına bir şey olmadı. Ay beni bir gülmek aldı. Gülünecek şey değil ama elimde değil işte. Ben gülüyorum yani tövbe tövbe. Estağfurullah. Ağzımı kapadım, bana ters ters bakıyorlar ve hemen topukladım. Yürüdüm. O işte ben de... Gerçi o anda çocukmuşsun anne. Şimdi çocuk muyum? 60 yaşında. Şimdi de. Bak şimdi. Olabilir. Sen bizim karşımızda, buraya taşındığımızda Alistan amcaların evinde otururken Ayşe vardı. Hatırlıyor musun arkadaşınız sizin? Evet. Annesi Hatice'ydi. Aynen aynen. Çok oynardınız onlarla. Onun bir taneydi. Sonra da olmuştu arkadaşım. Onların, ben bunu diğer videolarımda da hatta bahsetmişimdir, cenazeleri vardı. Dedi, hadi gidelim dedi bana, biliyor musun? Olur dedim, gidelim dedim. Ben sen eşini kaybetmiş kadın, güle güle kavuşun. Bu ne şimdi, buyur buradan ya. Tövbe tövbe. Güle güle kavuşun. Ya o... Onda o... Ne bileyim, bağında dil sürtüşmedi mi? Belki de aynen böyle bazen oluyor yani şeylerim. Bazen aklından geçen de dilinden çıkanlar farklı oluyor. Aynen işte farklı oluyor. O vücudun yorgunluğundan da kaynaklanıyor. Bazen bende de çok oluyor yani. Değil mi? Oluyor. Aynen. Evet yani onun için bu konuşmayı dedim bir şimdi mutfağa yemeğimize geçmeden. Gerçi yemeğimizde basit bir yemek, hazır gibi bir şey. Dondurucumuz sağ olsun. Gazi Paşa'ya selamlar, oradan getirenler götürenler sağ olsun. Dedik bugün de onu yapalım, bir sohbet yapayım. Ben dedim bir açıklama çünkü yorumlarda hakikaten benim duyarsızlıkta yok. Olayın başından sonuna kadar hala... Ya zaten buradayım. Burada olmasan da hemen çıkar gelir mi? Anında gelirim ben yani, olur mu öyle şey, buradayım. Evet öyle bir üzüntümüz var dedim, oturayım da dedim bir açıklamasını yapayım dedim ben. Hepimiz tabii ki çok şok olduk ama bir 3-4 gün şokunu hakikaten... atamadık. Hepimiz sersem gibiyiz. Hepimiz şey gibiyiz. Kafalar durgun. Yani. Bir şey düşünemiyorum. Düşünemiyorsun. Tuhaf, yani. Tuhaf yani. Tuhaf bir duygu. Çok tuhaf bir duygu. Tabii insan hep öyle avutuyoruz. Cana gelmedi ama mal da canın yongası derler ya. Canına bir şey gelmedi mi işte bir iğnene bir şey olsa üzülüyorsun. Anne mama. Bizim bu kadar bir arkadaş vardı. Bizim eve hırsız girdi demiştim ben de. Altınları çalmış demiştim. Ya ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. O dedi ki benim dedi bir tane iğnem çalınsa çok üzülürüm demiş. Ne zaman girdi be? İlk evlendiğimizde. Eskiden yani. İlk evlendiğimizde. Öyle yani bir iğnesinin bile hesabı. Çok korkarım ben. Ben hırsızdan da bizim de pergide bunlar bekardı. O zaman girdi. Allah'ım yarabbim. Ay ne... Bir de biz kalktık tangırtıya. Ben koşarken bunların çığlığını duydum. Hırsızla çarpıştım. Bak o şokla bunların çığlığına koşuyorum ama Belgin tabii kapaklamış kapıyı açtığında o çok bağırdı. İşte şey zaten Belgin nişanlıydı o zaman. Cep evet. Telefonunu da şarja takmış, yastığın altına koymuş. Adam yastığın altından alırken Belgin de göz göze gelmiş zaten. Burun ama bir gel- çığlık ben yatak odasından kalktım, bir fırladım. Koridorda biriyle bir çarpıştım. Tabii alacakaranlık. Uyuyorsun. Uyku sersemi. Yani çocuklardan biri belki. Kimin olduğunu da bilemiyorsun ama. Kapıyı bir açtım. Böyle kapaklanmış ama hala bağırıyor. Derken geriye Ebru'ya döndüm. Balkondan atladı kaçtı gitti. Meğerse onlar 3 kişiymiş. Anam ondan sonra baktım.
İzmarit'in ateşiyle benim yattığım odaya girmiş, o izmaritten yerler sıra sıra o yüklüğün altında yorganların ellerini sokmuş, benim çantayı almış götürmüş. Annem diyor ki çantamı getirdi, kimliğimi getirdi, orada bir şey oldu, kimliğimi mi getirdi, çantayı, ya, polisler geldi, kimliğimi getirdi dedi. Dedim ki anne hırsız hepsini götürmüş. Bir hafta 10 gün sonra çalıların dibinde çantamı buldum ama içi boş, biraz para vardı, pek bir şey yoktu. Ay dedim ben, o zaman da kolumda bilezik vardı benim. Elim yorganın altıydı. Vallahi dedim bu kolumu da keserdi. Allah göstermesin. Yani evin içine, buzdolabının kapağını açmış, içine bakmış, bir şeyler atıştırmış. Evet, o dönemler öyle çok vardı ama mesela. Yani adamlar, hırsızlar eve giriyor, çalacak bir şey bulamıyor, sen, yemekleri yiyor, bilmem ne yapıyorlar. Sen onu bırak, gene bizden az çaldı da, karşımızda bizim bir market vardı, emekli polis. Alışverişimizi oradan yapıyorduk. Ay ona da sağ salak kulakları çınlasın. Bayan kendisi. Emekli olmuş polis. Oraya market açmış büyük sitelerin altına. Oradan alışveriş yapıyoruz. Dedim böyle böyle bir şey oldu. Tabii balkon kapısı açık ya bizim, yazın oradan girmiş dükkan üstü olmayacak. Bizimki birinci katta, onlar dördüncü katta oturuyordu. O dördüncü katta, hatırlıyorsun tabii, değil mi? Hatırlamam mı? Ya dedi, onlar dedi insanı bayıltmak için spray kullanıyorlar ve takip ediyorlar dedi. Bana dedi dört kere girdi dedi, bir de dalga geçer gibi dedi, çıkarıyormuş polis kimliğini, dayıyormuş. Oraya. Aynen. Uyumayacağım diyorum, uyumayacağım diyorum diyor kadın, sabaha karşı uyku bastırıyor. Onlar da hep sabaha karşı geliyor. Evet. Ezanı okunmadan. Yakalayamadım diyor kadın. Polis. Emekli yakalayamadım diyor. Ben polis olduğum halde diyor. Bir de diyor dalga geçer gibi diyor, kimliğimi çıkarmış en son diyor, dayamış oraya diyor. Şimdi biz hırsızla karşılaştık. Ondan sonra Yüksel aşağıya indi herhalde. O anda bir şok oldu herhalde. Ben orada kaldım. Sonra bir baktım sağımda solumda yükseldik, yani kendime geldim. Evet. Yani o anda bir donmuşum ben. Evet, insana kal geliyor. O arayı hatırlamıyorum. Ama sonra yani Yüksel yanımdaydı, baktım Yüksel aşağıda sonra kendime gelince. Neyse aşağıya indim ben de, işte hırsız var bilmem ne bağırıyoruz, konu komşu toplandı. Bizim arka balkondan atladı. Atlarken ben onun yani kaçtığını gördüm, arkadan şeyini gördüm, saçı hafif şöyle uzun kıvırcıktı. Altında siyah pantolon, üstünde de işte kırmızı tişörtlü bir rengi vardı. Neyse polisler geldi, aradan bir yarım saat geçti. Polis bana dedi ki, söyle bakalım nasıl birisiydi dedi. Ben de dedim ki, yanlış anlamayın ama dedim, ben aynı size benziyorum. Ama bu kadar benzeyemez arkadan. Arkadan. Evet dedim, hani beni yanlış anlamayın ama dedim aynı dedim size benziyoruz. Sadece dedim üstünüzdeki tişörtler farklı. Ha yani işte tabii söyleyince. Kıyafetiniz dedim sadece farklı. Ama arkadan yani o kadar benzer tabii mi? Tabii canım, insan insana benzer. Mesela Belgin'e de biz, Belgin göz göze geldiği için ifadesini almak için gittik. Tabii ben karanlıkta çarpıştım, görmedim o göz göze geldiği için. Belgin'e dedim, aman annem kimsenin günahına girme, emin olmadan yani şu oradan tabii deme. Oradan bizi de hani gördüler, öyle fotoğraflara, şeylere bakıyorsun ama şimdi o anda gördüğünde oradaki gördüklerin çoğunu benzetiyorsun mesela. İnsan baka baka evet, kararsız kaldı, öyle kaldı zaten. Aman şuydu kesin desen de ne olacak yani. Ama hırsız dediler mi çok korkarım. Zaten o zaman da ifade zamanında verilirken bizim evimize girdiğinde polisler dedi, ola ki dedi, uyansanız bile dedi, uyuyormuş gibi yapın dedi, sizlere zarar verin çünkü dedi. Nasıl olsa girmiş dedi. Madde kullanıyorlarmış, o anda cesaretli oluyorlar ve karşıdaki insana zarar verme olasılığı çok yüksek. Çok yüksekmiş. Zaten dedi, uyansanız bile dedi, kesinlikle müdahale etmeyin, kendi sizlere zarar verirler dedi. Boş gezmez onlar. Gezmez, tabii canım, cesaretli de. En iyisini dedi, çekin kafanıza yorganı dedi, uyuyun dedi, alacağını alacak, çıkacak, gidecek, yapacak bir şey yok. Ama çok korkarım hırsız edilerini, ben de onu hiç unutmam. Ya aylarca evin içinde yani çift kişi gezdik, hep gardırobu açacağız, beraber açıyoruz. Maşallah bize de çok girdi. Belgin evlendi, Belginlere girdi. Belgin hemen hemen 1-2 sene korkudan yatamazdı. Bütün her yerin evin ışıkları yanıyordu, yakıyordu yani. Sen yakıyordu diyor. Ben sabah çalışıyordum, Yüksel akşam çalışıyordu. 4-12 yazın bize hırsız girdikten sonra. Şimdi ben geldim işten.
Hava kararmaya başladı. 8-8.30 gibi balkona çıkardım. Evin bütün ışıklarını açardım. Ama yüksel gelinceye kadar o balkona içeriye girmezdim. O korku bayağı bir gidiyor. Korku çok kötü. Çok kötü. Yani bir de kapıda karşılaşınca. İşte karşılaşınca çok kötü o. Karşılaşmadan hadi uyuyordun, almış, girmiş, çıkmış, o etkilemez. Ama gördüğün zaman, o çok etkiliyor insanı yani, evet. Evet, nereden nereye bak. Arabayı, evet arabadan girdik, nereden çıktık. Neyse anne, mutfağımıza geçelim yavaş yavaş. Evet, domateslerimiz kızardı. Kızım onları yerleştiriyor. Ne yapıyorsun? Ben yokum. Hiç gülesim yoktu. Anneme diyor ki, yengene gideceğim dedi. Giderken domateslerden götüreyim mi? Götür dedim. Patlıcan var, 3-4 tane oldu. Burada dolabın içinde hem patlıcanlara bakıyorum hem konuşuyorum. Bu da gülüyor burada. Meğersem annem içerideymiş, kendi kendime konuşuyor. Kız desene anneannem içeri girdi diye. Sonra ben sustuktan sonra söyledi. Kendi kendine gülüyor ne? Konuşup durdum kendi kendime ya. Allah Allah çocuk. Buna da şey lazım demin suyama işte. Bak bu da böyle sağlık. Eğlence lazım. Eğlence lazım. Ben konuşuyorum o da dinliyor gülüyor bile. Çocuklar var ya. Bir aile. Evet bu akşam dondurucuya koyduğumuz taze fasulyelerden yapacak. Kızım canım fasulye istedi. Annem bu akşam fasulye yapalım dedim. Tamam dedi basit olduğu için. Şeyi unuttuk söylemeyi. Yüksel rüyasını gördü ama değil mi annem? Ha. Ya rüyasını anlattı ertesi bir gün, acı. Ertesi gün mü oldu? Ertesi gün oldu. Ertesi gün oldu. Rüyamda dedi ne dedi o? Diş kırıldı mı dedi o? Dişim kırıldı. Rüyamda ağrısını sanki normaldeymiş gibi hissettim. Hissettim dedi. Ve ertesi günü de bu olay başımıza geldi. Dedik bizde de yani Allah hayra çıkarsın oğlum dedim. Ama diş dedim iyi değil yani. Bir de ağrısını çok şiddetli hissettim dedi. Yani gerçek gibi dedi. Ertesi günü de bu oldu. Gelmiş geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi hem domateslerimizi salça kullanmayacaksın herhalde. Yok. Hem şey olsun aynen. Zaten domates. Soğan sarımsağı içinde var. Aynen. Sadece domatesi biraz zeytinyağda biraz hafif soteleyeceğim. Ondan sonra fasulyemi de içine aktaracağım. Aynen. Koyayım ince ince doğrayayım. Ay şey rendelemeyeceksin şey yapacaksın. Rendelemeyeyim fark etmez. Ha, doğru daha iyi. Sen bilirsin ya. Ha. Fark etmedim. Doğru evet. Bak güneşte ne güzel kızardı hepsi. Evet evet. Sadece yani. Kızardı. Evet canım tadı evet farklı öyle yeşilli de olsa tadı güzel yani. Ah Derinan. Derinin öyle şeyleri var sessiz sessiz. Benim yanıma gelişi de var aklımı alıyor bazen ya. Kızım yapma şunu diyorum. Gene bugün mü? Bugün mü gene o? Bugün müydü, dün müydü? Dündü sanırım. Dündü ama arkamda bitiverdi. Arkamı döndüm, aklım çıktı. Babamla konuşuyorduk koridorda. Ben de arkanızdaydım. Duruyordum orada. Sen döndün, görmemişsin. Aklım çıktı. O kadar sessiz mi durur? Yüksel'le konuşuyordum herhalde. Arkaya bir döndüm, yüreğim ağzıma geldi. Ya, kız dedim işte, Ali sen bir kıpırtır, bilerek yapmıyorsun da bir kıpırdar, bir yapar, yapar. Ses verir. Ha, bir ses verir. Fenasın. O biz yatarken öyle diyordu. Aklım alır. Bak derin soğuk. Sakın yatma anneannem. Aklımı alırsın diyor. Anneanne diyordu. Sen uyurken gece dikileceğim. Doğu hep sana bakacağım. Bak uyanırım aklımı alırsın sakın dedi. Anneanne de bir şey olursa o vicdan azabıyla yaşayabilecek mi? Olur da olur. Kalbim duruverir valla. Yani. Kişi 60. Olur. Sakın anneannem dedim. Aklımı alırsın benim dedim. Gülüyor ya. İşte genç, onun yaşlarındayken bizler de öyleydik hep. Farklı mıydık? Şimdiki gençler daha değişik. Aynen aynen. Bugün ne yaptın, yarın ne yemeğin var kızım? Bugün elbasan tava vardı. Yarın baget var tavuk fırında. Onları bugünden sosladım, sosa yatırdım. Yarın fırınlayacağım. Nasıl yaptın sosunu? Sosunu aynı evde yaptığımız şey gibi yapmıştım ya sarımsak,
kekik, kırmızı toz biber, karabiber, tuz. Ben tavuğu öyle seviyorum yani, o sos benim hoşuma gidiyor, lezzetli oluyor. Evet. O şekilde yapıyorum. Tabii bir günde bekleyince. Tabii bir gün sosla bekleyince daha lezzetli oluyor. Aynen. Neyse fasulyemiz hemen pişer, pişsin de bakayım. Hakikaten canım da bir çekti. Ama çekti değil, bu oradan gelen fasulyelerin tadı çok güzel annem. Sen yaptık yemiştin herhalde. Şu tabii canım, çıkar. tabii çok güzel ama tadı. Evet. Harika yani. Ağzından koparınca. Evet. Yemeğimiz pişti. Bak ekmek yemiyorum. Bana yorum üstüne yorum yazıyor. Yazan bir tane arkadaşımız var. Bundan sonra ekmek yok. Hamur işi yok. Ekmek yok. Sen de o kadar da değil canım. Hamur çağrı da olur. Ama hakikaten bir dilim yediği, ay beni öldürdün sen gülmeklerimi öpüyorum seni buradan. Büyük ihtimalle oğlunun yahut da eşinin hesabından mı giriyor bilmiyorum ama doldurmuş. Bir dilim ekmekten fazla yeme, tuz ekme, tuz da yok, ekmek de yok. Ben de akşamları yemek yemiyorum ama fasulyeye hiç dayanamıyorum. Bir de hafif. Hafif, ben de severim fasulyeyi. Lezzetli bir de. Yandım. Kilo yiyor, öyle verirsin diyor hakikaten. Bu hakikaten yemeyeceğim ekmek. Ama sen... neden biliyor musun? Annem doyduğumu hissedemiyorum, anlamıyorum. Alışmışsın öyle. He, alıştım. Ne kadar ekmeksiz yersen yiyeyim, bir boşluk midemde var. Ben... O ekmek mideme girecek. Ben de ekmek yesem hemen doyarım, şişerim muhtemelen. Ağırlık olur üstünde. Almıştırmışım kendimi. Aynen. Aslında şey yapsam, biraz dayansam, şöyle bir an kadar dayansam, evet. Hemen fark eder. Aynen. Hani uzaktaştaki halimi bilmiyor muydun o zaman da hareket vardı? Hı. Onu diyeyim. Çok zayıf. Onun hareketim vardı. İkinci kattaydı benim mutfak. Belki sabahtan öğlene kadar yarım gün ben yemeğimi yapıyordum. Dağıttıktan sonra çıkıyordum. 2.30'da falan bitiyordu işim. Sabahtan 2.30'a kadar ikinci katta olduğuma mutfak belki 15-20 kere lap 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 aşağı yukarı, lap 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 yukarıya. İnci. Ama o zaman da ama bu kadar ben düşkün değildim. Şimdi demek ki yani ekmeğe falan belki yaş ilerledikçe mesela rahmetli anneannem de öyle vermiyor. Evde hareketin yok ya da yapacak hani çok bir şeyin yok. Sıkıntıdan da yiyorsunuz. Benim sıkıntılı yok. Anam ben hareketli saat duyduğum yerde durmuyor. Onu işte ekmeği ne bileyim öyle bir alıştırdım kendimi. Ama yemeyeceğim dediğin gibi. Bir hafta değil de 15-20 gün yemezsen alışırım yani. Alışırsın. Ya da ye az ye bir dilim. Yok, bir dilim yedim mi gerisi gelir, onun tadını aldım mı? En iyisi 15-20 gün hiç yememek, beni ekmek yerde görmeyeceksiniz. Ben size kamera arkası yapıyorum. Ya, benim kilomdan da belli olur ki. Doğru. Karnımdan çok alıyorum kilomu. Göbeğimden. Yoğurdunu da koymuşsun hemen. Evet. Şimdiye kadar bitirirdim. Ben bunu da sıcak sıcak yeni kapattı ocağın altını. Dolabın içinde bütün salatalık her şey dolu. Çözünce marul istedi. Evde olmayan ister. Öyle mi? He, evde marul var mı diyor. Marul var mı? Ne yapacaktı ki acaba? O da rejim yapıyor ya. Ha, salata yapacağım. O burada rejimi yapsın, teyzesi orada onları şişirir gel. Aynen öyle.
İyi kilo almış. Ama yüz çok tatlı olmuş kilo alınca. Yanakta bir şey olunca sevdim ne oldu? Aynen. Bir ara neydi onu böyle mahkeli geziyordu. Gözlerinin şuraları şeydi artık. Çöpük. Çöpük duruyordu. E yemiyor ne yapıyor? Aynen aynen. Sabah dedim ben ona, o biraz geç kalktı, ben kalktım, kahvaltımı yaptım. Anneannem yapacağım ama... Benim, yani o, onun da şeyi çok aslında. Az yemek yiyor da pilav makarna çok iyi. He, onların için. Evet. Aşırı. Bu hakikaten şey, derin sular senin ecrinde, ekmek hiç tüketmiyorlar. Ben vermem ki. Pilav makarna oğlum biz yemeyiz, bize yüksel yer bir ekmeği. Evet. Çocuklar da yemez benim. Damat da yer. Damat bana çekmiş. O da bir ekmeği. O ekmeksiz yok. O makarna evet. Yer yanında ekmek de yer. Sonra şiştim der. Ya yeme. Makarna zaten hamur diyorum. Yeme diyorum ben. Sonra şiştim diyorsun. Diyor. O da benim gibi doyduğunu anlamıyor herhalde annem. İşte al. O da ekmeksiz doymuyor. Aynen. İşte ben de doymuyorum. Diyorum ya ekmeksiz. Hiç şimdi bunu yedim de yememiş gibiyim. Allah Allah. Vallahi öyleyim ya. Cins cins şeylerim var işte. Ne yapayım? Ama vücut alışmış, vücut ondan. Aynen. İstiyor. Anneciğimi doktora götürdüydüm. O lafını unutmam. Birkaç videoda da söyledim hasta. Doktordan çıktık. Annemin ilaçlarını alacağım. Aşağıda bahçeye oturtturdum onu. Aşırı kilo tabii ki. Doktor dedi ki teyze dedi. Bu bacaklar dedi, bu vücudu taşımaz dedi. Yeme bakayım, kilo ver dedi. Annem doktora şöyle baktı, hiç sesini çıkarmadı. Oturtturdum aşağı, anne ben dedim ilacını alıp da geleyim. Tabi o zamandan kaç senesinden şey yapıyorum. Hastanenin bahçesinde eczane kuyruğa giriyorsun da alıyorsun. Dedim sen anne dur, ben sıraya gideyim, ilaçlarını senin alıvereyim dedim ben. Tamam dedi. Kuyrukta bayağı bekledim de. O zaman öyleydi ama. Hı hı, aynen. Hastanenin içinde ilaç verilen yer vardı ya. Hı hı, aynen. Geldim, o da ölmüş. Annem de benim hamur işini çok sever. Çok tabii, hep ekmek yapardı, akıtma, aynen. Pişir. Yani maaşını almaya gitsin, kesin böyle dışarıda yiyecek o da. O huy bende de var. Çöp çöp dedi bana. Çıkardık para, şuradan dedi, gitti çöp dedi, kıymalı börek kap da gel. İlaçları getirdik. Kıymalı böreği hepimiz seviyoruz herhalde. Ben de bayılıyorum. Evet, ben de çok severim. Ondan sonra git dedi, bir kilo kıymalı börek. Anne eve gidiyoruz. Ya sen al dedi, ben dedi titremeye başladım dedi. Anne doktor ne dedi dedim ben. Bak can boğazdan gelir diyor. Ama can boğazdan da gider diyor doktor dedi. Boş ver ne derse desin dedi. Aldı onu yedi, rahatladı. Ondan sonra doğru eve. O da yani annem de, ya belki de yaş ilerledikçe aldıkça belki de olabilir. Yani ben de bu kadar düşkün değilim. Metabolizma da yavaşlıyor ister istemez. Yani hem metabolizma yavaşlıyor hem hareketi eskisi gibi çok olmuyor. Bir de ekmeğe yüklenince ne olacak? Tabii kilo alırsın. Aynen. Evet ne yapalım, kaçalım gidelim artık. Yemeğimizi yedik, süper. Ekmek yok dediğim gibi. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinize kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın. Sen niye hoşça kalın?